Gebelikte bulantı ve kusma doğal mı? Ne zaman anormal? Herkeste bulantı ve kusma olmuyor. Bazılarında oluyor. Sebebi beta HCG hormonuna karşı herkesin vermiş olduğu reaksiyonun farklı olması. Bulantı ve kusmanın sebebi beta HCG hormonudur ama çilek gibi düşünün. Bazıları çilek yiyor, alerjisi var. Kimisi çilek yiyor, hiçbir şey olmuyor. O yüzden beta HCG hormonu bazı kadınlarda aşırı reaksiyona sebebiyet veriyor. Bu reaksiyonda bulantıların aşırı olması, yeme ve içme özelliklerinin iyice geride kalması ve hastanın kusarak halsizleşmesi ve günlük hayatında oldukça zorlukla karşılaşması olarak önümüze geliyor. Tolere edilebildiği düzeyde bulantı ve kusmayla normal olarak kabul edip başa çıkmaya çalışmamız lazım. Bulantı ve kusmaların fazla olduğu dönemde yemek konusunda çok ısrarcı olmamak, hastanın ne yiyebiliyorsa onu, ne zaman yiyebiliyorsa onu yemesine yardımcı olmakta fayda var. Genellikle bu dönemde az az, sık sık yenmeli, öğün kavramı kaldırılmalı. Yani sabah kahvaltı etmedin, öğlen yemeği yemedin, o hiç psikolojik olarak o tür şeylere girmeyelim. Hasta çubuk kraker, grissini, zencefilli kurabiyeler, tuzlu peynir, belki simit, herkesin o dönemde farklı şeylere karşı bir rahat hissettiği yemek grubu oluyor. Ne yiyebiliyorsa onu, ne kadar yiyebiliyorsa o kadar az az, sık sık yemesinde fayda var. Ve özellikle sıvı alımı bizim için çok önemli. Sıvı alabildiği kadar hiçbir problem olmaz. Ama yiyemiyor, çok kusuyor, yeterince sıvı alamıyorsa çok fazla dertlenmeye gerek yok. Bu konuda yardımcı olabileceğimiz pek çok alan var, ilaç var ve bunlar gebelik için yapıldığı için ne anneye zararlı, ne bebeğe zararlı. Çok da fazla bu konuda kendinizi zorlamanızı önermiyorum. Yapılan bazı testler var. Bu testlere bakıyoruz. Bu testlerin sonrasında anne bu bulantı ve kusmayı tolere edebilmiş mi, edememiş mi anlıyoruz. Onun derecesine göre de gerek ilaçla, gerek serum tedavisiyle olmadı hastaneye yatırarak biraz destekleyerek bu dönemi atlatmasına yardımcı oluyoruz. Bulantı ve kusmadan dolayı bebeğe bir şey olmaz. Annelerin en büyük merak ettiği ve en önemli sorunlarından biri de o. Yiyemiyorum, içemiyorum, bebeğin ne durumda? Arkadaşlar, ilk 12 hafta içerisinde zaten bebek anneden alması gerekeni annenin depolarından alır. Siz yiyip içmeseniz, hiçbir şey yiyip içmeseniz bile alır ve büyür. Sadece siz güçsüz kalıp kendi depolarınızdan kullanıldığı için onları dolduramadığınızdan dolayı halsiz kalırsınız. Fakat onu da daha sonraki zamanlarda dengeler ve toparlarsınız. İlaç kullanılabilir, serum tedavisi yapılabilir, gerekirse hastaneye yatırarak takviyeler yapılabilir ve bu dönem atlatılır.